Yapay zekadan en iyi şekilde nasıl faydalanacağınızı hiç merak ettiniz mi? Cevabınız evetse tam doğru yere geldiniz. Bu anlatıda Cloud, Microsoft ve Amazon gibi yapay zeka devlerinin kendi belgelerinden yola çıkarak yapay zeka ile etkili iletişim kurmanın sırlarını hep birlikte çözeceğiz. Eminim bu durumu yaşamışsınızdır. Hani yapay zekadan bir şey istersiniz de karşılığında size tamamen alakasız, hiçbir işe yaramayan bir cevap verir. İşte bu can sıkıcı durum aslında sizin değil, genellikle bizim hatamız. Ama neyse ki çözümü var. Bakın, olay tam olarak burada başlıyor. Yeni ürünüm hakkında bir şeyler yaz gibi ne istediği belli olmayan genel bir komut verdiğinizde yapay zeka da size böyle kimsenin işine yaramayacak genel geçer bir metin veriyor. İşte bu anlatıda bu sorunu kökünden nasıl çözeceğimizi göreceğiz. Hadi, şimdi konunun derinliğine inelim. Aslında yapmamız gereken tek bir şey var. O da yapay zekaya bakış açımızı değiştirmek. Onu komut bekleyen ruhsuz bir makine gibi değil de daha çok yetenekli ama sektöre yeni girmiş bir asistan gibi düşünmek. İşte bütün meselenin özeti bu. Yapay zekayı inanılmaz zeki, söylediğiniz her şeyi yapmaya hazır ama hiçbir ön bilgisi olmayan, hafızası sıfır yeni bir çalışan olarak hayal edin. Ona ne kadar net ve ayrıntılı talimat verirseniz, o da o kadar harika bir iş çıkarır. Şimdi prompt mühendisliği lafını duyunca gözünüz korkmasın. Kulağa çok teknik geliyor biliyorum ama aslında olay bu kadar basit. Bu, o yeni işe aldığınız asistana ne istediğinizi en açık ve en doğru şekilde anlatma becerisi. Yani kısacası iyi bir yönetici olmak gibi bir şey. Peki, iyi bir yöneticinin ilk ve en önemli kuralı nedir? Tabii ki talimatları açık ve net vermek. İşte yapay zeka içinde durum tam olarak ama tam olarak aynı. Şimdi bu örneğe dikkatle bakalım. Sol tarafta kişisel bilgileri kaldır gibi belirsiz bir komut var. Sonuç, yapay zeka bir ismi gözden kaçırıyor, yani hata yapıyor. Ama sağ tarafa bakın, hangi bilginin tam olarak neyle değiştirileceğini adım adım söylüyoruz. Müşteri adı müşteri ID olacak, e-posta şu formatta olacak ve sonuç, tek kelimeyle kusursuz. Aynı mantık burada da işliyor. Bana bir pazarlama maili yaz dediğinizde, yapay zeka sizin hedef kitlenizi, ürününüzün öne çıkan özelliklerini tahmin etmek zorunda kalıyor ve çoğu zaman da fena halde yanılıyor. Ama hedef kitleyi, kullanılacak tonu, özellikleri ve ne istediğinizi siz belirttiğinizde, ortaya tam 12'den vuran profesyonel bir metin çıkıyor. Ve bu örnek işin bir başka kritik boyutunu gösteriyor. Sadece ne istediğinizi değil, onu hangi biçimde istediğinizi de söylemek çok önemli. Raporu özetle demek yerine sadece olayın nedenini, ne kadar sürdüğünü ve hangi servislerin etkilendiğini numaralı bir liste halinde ver dediğinizde aldığınız yanıt anında kullanabileceğiniz çok daha net bir hale geliyor. Tamam, talimatları net verdik. Şimdi bir üst seviyeye çıkalım. İyi bir yönetici ne yapar? Sadece talimat vermez, aynı zamanda doğru yolu örneklerle gösterir. İşte bu tekniğin adı birkaç örnekli komut ya da İngilizce adıyla Few Shot Prompting. Özellikle belirli bir format ya da üslup istediğinizde inanılmaz işe yarıyor. Yani yapay zekaya ne istediğinizi uzun uzun anlatmak yerine ona ne istediğinizi bizzat gösteriyorsunuz. Uygulaması da gerçekten çok kolay. Önce görevin ne olduğunu söylüyorsunuz. Sonra bak böyle bir girdiği için ben senden tam olarak böyle bir çıktı istiyorum diye bir örnek veriyorsunuz. Son olarak da kendi yeni girdiğinizi verip hadi şimdi bunu yap diyorsunuz. Bu kadar basit. Aradaki farka bakar mısınız? Örnek vermediğimizde yapay zeka konuyu anlıyor, kategorileri doğru buluyor ama istediğimiz gibi kısa ve net bir formatta sunmuyor. Ama o tek bir örneği verdiğimiz anda, yani işte böyle bir girdiği için tam olarak bu formatta bir çıktı istiyorum dediğimizde yapay zeka diğer bütün geri bildirimleri birebir aynı yapı ve stilde analiz ediyor. Tutarlılık ve doğruluk resmen tavan yapıyor. Şimdi geldik en gelişmiş ve bence en heyecan verici tekniğe. Bazen asistanınızdan sadece bir görevi yerine getirmesini değil, aynı zamanda sizin için akıl yürütmesini, yani düşünmesini istersiniz. Bu tekniğin adı düşünce zinciri, özellikle karmaşık matematik problemleri ya da derin analiz gerektiren görevlerde kullanılıyor. Yapay zekadan size sadece sonucu vermesini değil, o sonuca nasıl ulaştığını, yani düşünce sürecine adım adım yazmasını istiyorsunuz. Bu yöntem hataları inanılmaz derecede azaltıyor ve çok daha güvenilir sonuçlar almanızı sağlıyor. Peki, bu güçlü tekniği nasıl tetikleyeceğiz? En güzeli de bu ya. Tek yapmanız gereken bu sihirli cümleyi komutunuza eklemek, adım adım düşün. Bu kadar basit bir ifade, yapay zekanın problemi ele alış biçimini kökten değiştiriyor. İşte bu örnek aradaki farkın gece ile gündüz gibi olduğunu gösteriyor. Solda o sihirli cümleyi kullanmadığımızda yapay zeka bize oldukça yüzeysel, genel geçer bir tavsiye veriyor ama sağ tarafta adım adım düşün komutunu verdiğimizde potansiyel getiriyi hesaplıyor, riskleri analiz ediyor, geçmiş verileri inceliyor ve tüm bunları size göstererek çok daha derin, çok daha mantıklı bir öneri sunuyor. Fark gerçekten inanılmaz. Evet, bayağı bir yol kat ettik. Şimdi gelin öğrendiğimiz bütün bu değerli bilgileri sizin için hazırladığımız bir yapay zeka yöneticisi el kitabında toparlayalım. Artık o yeni asistanınızı en verimli şekilde yönetmek için gereken her şeye sahipsiniz. Gördüğünüz gibi her şey üç temel ilkeye dayanıyor. 1. Asistanınıza ne istediğinizi açık ve spesifik olarak söyleyin. 2. Sadece söylemekle yetinmeyin, iyi örneklerle bizzat gösterin. Ve 3. Özellikle zorlu görevlerde ona düşünmesi için alan açın ve çözüm yolunu size adım adım göstermesini isteyin. Unutmayın, yapay zeka ile kurduğunuz bu ilişki basit bir soru-cevap seansından çok daha fazlası. Bu bir yönlendirme, bir liderlik süreci. Siz yöneticisiniz, o da sizin yetenekli asistanınız. Artık bu ilişkiyi nasıl en iyi şekilde yöneteceğinizi çok iyi biliyorsunuz.